Merhaba arkadaşım. Merhaba. Burada Mahmut Ağa varmış. Evi nerededir acaba? Mahmut Bey, buradan soldan aşağı doğru inin. Böyle büyük bahçeli bir ev var, avlulu bir ev var. Orası Mahmut Bey'in evi. Sağ ol. Rica ederim. Başka bir şey lazım olursa ben buradayım. Ya ben üvey miyim acaba? Ne? Babam beni evlatlık falan mı aldı? Aman Rafet. Ya neden olmasın? Ya bugün müezzinin karşısında beni yerin dibine soktu. Gururumu ayaklar altına aldı. Ya bir baba evladının arkasında durur. Kendimi nasıl hissettim biliyor musun? Böcek gibi. Böyle bu kadarcık işe yaramayan bir böcek. Aynen. Sen nereden bildin? Daha önce ben de böyle hissetmiştim de ondan biliyorum. Ya o zaman neden çekip gitmedin abla? Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer bir daha o kadar sevecek olursan var ya. Nasıl yani? Öyle bir ihtimal mi var? Anlayacağız şimdi, sus. Ses yapma. Gel. Hayırlı geceler. Ne oldu? Hey Allah'ım yarabbim. Ne fena bir şey bu korku belası. Niye korktun müezzin, ne oldu? Bana müezzin dedi. Bana mı dediniz müezzin? Ne? Bana müezzin dedi. Allah aşkına hala, bu saatte burada ne yapıyorsun sen? Ne yapmam lazımsa onu yapıyorum ben. Gel gel bu taraftan jandarma. Dur, ne yapıyorsun? Bu taraftan gel 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 gel. Ya hala dur ya. Gel dur gel. Korkması gereken sen değilsin çocuğum, gel. Ya ikiniz de kafayı üşütmüşsünüz. Ne oturuyorsunuz burada he? Ne yapmamızı isterdin babacığım? Ne yapalım? Çenene hakim olmazsan kendini kapının önünde buluverirsin. Bilmiş ol. Ha orası ha burası. Ne fark eder değil mi Rafet? Abla. Ne abla, ne abla? Az önce konuşuyordun bır bır bır.
Ne oldu? Hadi şimdi de konuşsana. Ne oldu? Hazır değilim. Konuş hadi. Baba. Hı. Rafet senin öz oğlun değil mi? Hı hı. Ben de senin öz kızınım. Sen bizi seviyor musun? O ne demek şimdi? Hani babalar çocuklarını severler ya. Onların mutlu mesut olmasını isterler. Hani öyle şeyler. Size dünyanın parasını veriyor. Her şeyiniz var. Daha ne istiyorsunuz? Nankörler. Cihan'ı arıyoruz. Buyurun. Cemal Bey. Ayten Hanım. Mahmut Bey. Mahmut Bey sen Dereköy sakinlerinden merhum Ethem Üzmez'in eşi Tevhide Üzmez'in evini kundaklamaktan ve de İmam Hamdi'nin kızı Zeynep'in canına kastetmekten tutuklusun sen, suçlusun sen. Yok, tutuklu değil de öyle bir iddia var. Kimin iddiası? Hangi gerizekalı? Hangi densizi? Hangi kendini bilmesi? O gerizekalı, o kendini bilmez, o akılsız, o hepsi benim. Benim Mahmut Bey, benim. Ya köyün delisi bir kadın için kapıma dayanıyorsun komutan. İhbar ihbardır Mahmut Bey. Kimin ihbarı, ne ihbarı? Bundan başka şahit var mı? Var. Kim var? Kim var? Bu ikisini. Bütün köy şahit. Bütün köy senin benim evimi yaktırdığına şahit. Hepsi şahit, hepsi. Abla! Hiç peşimden gelme Yusuf. Hiç peşimden gelme. Senin kabahatin büyük. Sana Tevhide alayı da küsüm ben. Abla, ben ne yaptıysam iyiliğin için yaptım. Hepimizin iyiliği için. İyice Hint fakir oldun sen Yusuf. Bir katili korumak iyilik mi oldu şimdi? Eğri oturup doğru konuşalım der babam. Babam kadar çok konuşmayacaksın herhalde. Yok, ben direkt söyleyeceğim. Sen Ali abinin katil olduğuna, birini öldürdüğüne inanıyor musun? Gerçek soruyorum bak. Yusuf kafamı karıştırma, git eve sen. Hadi. Düşündün mü? Düşündüm Yusuf. Bütün gece oturdum düşündüm. Ben doğru olanı yapıyorum. Hem adalet yerini bulur. Ya adalet yerini bulmazsa? Yusuf, eve dön dedim sana. Hadi eve dön, hadi. Selamünaleyküm. Gel, gel, gel. Gel. Şahit istiyordun değil mi? Al sana, bütün köy burada. Herkes şahit. Al sana şahit. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar komutan. Tevhide kadın, Mahmut evimi yaktırdı diyor. Köylü de buna şahittir diyor. Şahit misiniz? Ya komutan, deli bir kadının lafına buyur. Kapımıza kadar gelmiş. Ha, köylü beni sever, sayar. Böyle değil mi arkadaşlar? Mahmut Bey, hele sen bir dur bakalım. Sen karışma Hamdi. Mahmut Bey'in Tevhide kadının evini yaktırmaya çalıştığını duyan, gören, adamlarını saldığını bilen var mı? Ay, salmaz mı komutan, salmaz mı? Bütün kuduz köpeklerini hep üstüme saldı, hep. Doğru dürüst konuş be kadın. Adamın asabını bozma. Asabım bozulsa ne olacak? Şişt, Ali, dur hadi, dur. Ya niye duracakmışım ya? Göz göre göre tehdit ediyor. Yavaş. Mahmut Bey. Alma mazlumun ahını. Bak. Sen ne görüyorsun komutan? Ben bugüne kadar hiçbir mukata karışmamış bir vatandaşım. Ben devletine, askerine saygılı
vergisini ödeyen sade bir vatandaşım. Bunun aksini söyleyen varsa çıksın ortaya. Allah Allah, Allah Allah. Seni duyan da vallahi zemzem suyuyla yıkanmış zanneder. Vay 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 vay. Ya ağalar, Tevhide kadın der ki, her şeyi itiraf etti. Köylü de gördü. E ne diyorsunuz? Ha? He? Ne diyorsunuz? Hiç mi bir şey söylemiyorsunuz? Hiç. Hay maşallah maşallah. Ha, demek ki üç maymun öyle mi? Ha? Yani görmedim, duymadım, bilmiyorum öyle mi? Hey maşallah be maşallah. Öyle olsun. Öyle olsun bakalım. Ben şimdi gidiyorum ama bu işin peşini bırakmayacağım. E nereye gidiyorsun komutan? Dur. Dur git. Gitme. Daha dur, yeni başladık oyuna. Bak üç maymun daha oynayacağız biz. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Dur sen dur. Hadi oğlum peşinden git Tevhide'nin. Hali hal değil. Eve sağ salim varsın. Ben camiyi idare ederim. Pekala arkadaşlar. Hadi bakalım. Hepiniz buyurun teraviye. Belki tövbe edeseniz vardır. Hala. Hala. Bekle hala ya. Bak ben sana inanıyorum. Nasıl inanacaksın sen bana? Niye inanacaksın ki? Sen orada mıydın ki? Sana inanmak için orada olmama gerek yok ki. Deli dediler, deli. Hep deli dediler. Derler zaten hep ama ben deli miyim? Deli miyim ben, deli miyim? Hala. Geçen gün biliyorsunuz müezzin efendi hepimize bir gün oruç hediye etti. Ben de o hışımla çoğunuz gibi düşünüp onu hemen kovdum. Sonra kızım bana bir hadisi hatırlattı. Merhametiniz gazabınızı örtsün diye buyurmuşlar Peygamber Efendimiz. Merhametiniz gazabınızı örtsün. Aradan üç gün geçmeden Ali oğlum yangının içine dalıp alevlerin içinden kızımı sağ salim kurtardı. Ki böyle bir şeyi bir insanın kanından canından olan birisi bile kolay kolay yapamaz. Peki sizce Ali'ye bu kahramanlığı yaptıran his neydi? Merhamet. Peki merhamet hissinin zıddı nedir? Gaddarlık. Gaddarlık illa cebren. Yani eline bir sopa alıp da yapılacak diye bir şey yok. Mesela birinin çektiği sıkıntıyı görmezden gelmek de gaddarlıktır. Bir haksızlığa bilerek göz yummak da gaddarlıktır. Bir çıkar uğruna zalimin zulmünü örtbas etmeye çalışmak da gaddarlıktır. Hem de eline bir sopa alıp bir masuma vurmak kadar gaddarlıktır. Şimdi bu gece başınızı yastığınıza koyduğunuzda şunu bir düşünün. Zulme göz yumanların zalimlerden ne farkı vardır? Hala. Ne hala? Ne? Zulme karşı susmak da zalimlik değil mi ha? Söyle. Bak ben bir cinayet gördüm. Bir cinayete şahitlik ettim. Ve o peşimdeki adamlar birinin canına kıydılar. Ben de kendi canımın korkusuna düşüp kaçtım. Yalan söyledim, sustum. O zaman benim o kahvede susanlardan ne farkım var? O zaman ben de zalim miyim? Yok. Tam değil. Aa, sen şimdi korkak. Şimdi bir öyle sadece bir korkaksın. Korkak. Yok. Yapamayacağım. Çekiliyor bundan. Beni ihbar etmeye gidiyorsun.
cinayet işlediğime inanıyorsun. İnandın yani. Ne yapalım? Olsun. Kader. Zaten hayatım bitik de iyice bitecek. Ama ben seni sevmeye devam edeceğim. Ne dedin? Jandarma seni bekliyor. Gitsene. Hadi git. Git. Ali. Bak. Ben hayatta en çok babamı, annemi, Yusuf'u bir de Tevhid ablayı çok severim. Beni? Susacağım mı, jandarmaya gideyim mi? Tamam. Sustum. Tevhid abla sana inanıyor ki yardım etmek için elinden geleni yaptı. Yusuf sana inanıyor ki az evvel beni de inandırmak için kır tatlı attı. Ama Tevhid abla'nın aklı gidip gelir. Yusuf ise çocuk. Ben de zanlıyım, bana da inanmazsın değil mi herhalde? Eğer babam sana inanıyor olsaydı benim de sana güvenmem daha kolay olurdu. Hoca kessen bana inanmaz. Belki de inanır. Belki de inanmaz. Belki de inanır. Ne diyorsun Ali? Tamam sustum, ben seni dinliyorum. Ağzımı mühürledim. Ali. Efendim. Ne yapacağız biz? Bana birkaç gün süre verebilir misin? Bana birkaç gün süre verirsen sana masum olduğumu kanıtlayacağım. Nasıl? Nasıl? Şu an bilmiyorum. Ama bu hiç bilmeyeceğim anlamına gelmiyor. Halledeceğim. Bir gün Ali. Sana bir gün veriyorum. Yarın akşama kadar beni masum olduğumu kanıtlayacağım. Evet abi. Yok abi, tahsilat biraz problemli oldu ama hallettik, merak etme. Geliyorum zaten, sabah oradayım. Ne? Bulamadın mı şarkıcıyı? Tamam abi, hallederim ben, merak etme sen. La şarkıcıyı bulunca ne yapalım? Ha. Gerekeni yap diyorsun yani, öyle mi abi? Tamam. Tamam abi, merak etme sen. Gerekeni yaparım ben, hallederim. Hadi selametle abi. Tuhaflık yok mu bu kızda? Var var da çözemedim daha. Kızım, eğer ağzındaki baklayı çıkarmazsan o beton betonluktan çıkacak. Arkadaşımın bir derdi var anne. Perişan oldu kız. Neymiş derdi? Şimdi benim bir arkadaşım bir çocukla tanışmış. Ondan sonra çocuğa gönlünü kaptırmış. Ne güzel işte. Keşke bütün dertler böyle olsa. Güzel de babacığım, çok güzel de. Sonra bir öğreniyor kız. Çocuğun hakkında böyle korkunç şeyler öğreniyor. Ne gibi korkunç şeyler? Böyle cinayet. Ne diyorsun sen kızım? İşte ama çocuk diyor ki vallahi billahi ben masumum diyormuş çocuk. Masummuş. O kız da amma da safmış. Hiçbir şeyden şüphelenmemiş mi onca zaman? Şüphelenmemiş. Ama niye şüphelenmemiş? Çünkü böyle çevresindeki herkes böyle çocuğa çok güveniyorlarmış. Yani çok
güveniyorlarmış. Çok sahiplenmişler çocuğu. Biz milletçe böyleyiz zaten. Hemen samimi oluruz. Hiç araştırmayız. Hırlı mıdır, hırsız mıdır? Ama çocuk diyor ki, vallahi billahi diyor, tesadüfen olaya şahit olmuş çocuk. Hani ediyormuş, yemin ediyormuş. Kızla söylüyormuş. Peki kız ne yapmış? Bir şey yapamamış kız baba. Yani aklının bir tarafı kızın jandarmaya git diyormuş. Diğer bir tarafı da, yani gönlü de çocuğa böyle inanmak istiyormuş. Madem çocuk masum, niye polise gitmemiş? İşte asıl katiller çocuğun evini, barkını bulmuşlar. Eğer polise gider, bizi ihbar edersen senin ananı, babanı, kardeşini, aileni öldürürüz demişler. Sen ne dedin kıza? Ben senin bana her zaman söylediğin şeyi söyledim. Aklın bilmesiyle gönlün bilmesi arasında çok büyük fark vardır. Sen gönlünün sesini dinle dedin kıza. Kim bu kız? Ben tanıyor muyum? Yok canım, hiç tanımıyorsunuz. Tanımıyorsunuz. Bana alakanız yok. Sen de tanımıyorsun. Ali, kısa zamandır tanıştık. Şimdi belki beni ayıplayacaksın. Ama yani... De Cemal, de. Söyle. Yük be kardeşim. Dün akşamdan beri of 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 yani. Abi ben oflamayayım da kim oflasın ya? Hem zamanım az kaldı hem kendimi sıkışmış gibi hissediyorum ya. Cibisi fazla. Evet, fazla oldu. Ne oldu? Müziği kazanmam lazım. Nasıl yani? Dün akşam Zeynep dedi ki... Eğer babam sana inanıyor olsaydı... benim de sana güvenmem daha kolay olurdu. Bence şansını dene. Ne? Hayırlı sabahlar gençler. Levhamız hazır. Hakikati ara. Hayırlı sabahlar hocam. Ben müsaadenizi isteyeyim. Ne o? Acelen mi var? Şöyle bir köyü gezeyim istiyorum hocam. Keşif amaçlı. Sana iyi keşifler Cemal. Senin bir sıkıntın mı var Ali? Benim değil de işte. Kimi? Bir arkadaşın. Allah Allah. Bu arkadaşlara doğru mu böyle? Anlat bakayım. Ya hocam benim bir arkadaşım büyük bir derdi var. Abla onu iyice çırp da ondan sonra halıları da çırp. Sonra da şey Zeliha'ya söyle pazara gitsin. Nilgün. Kara. Zeytin. Ya Nilgün. Aman neredelerse neredeler gelip yerler burada. Merhaba. Ay merhaba. Cemal Bey siz miydiniz ben? Kusura bakmayın böyle bir anda karşınıza çıktım. Korkuttum sizi ama geçiyordum öyle uğradım. Yok. İçeri buyurmaz mısınız? Bir kahvemizi için misafirimiz olun. Sağ olun niyetli. Keyfim yok. Ha. Ne oldu? Bir derdini söylemeyen derman bulamaz derler de o yüzden. Ne dert? Benim değil. Bir arkadaşımın derdi. O yüzden keyif sizin biraz. Sizi üzen beni de... Üzer, bütün köyü üzer. Nedir sizi bu kadar üzen şey? Sevda. Sevda mı? Çocuk İstanbul'dan buraya kadar kaçmış. İlk görüşte aşık olmuşlar birbirlerine. Niye kaçmış? Bir cinayete karışmış. Kız bir adamın canına kıydınız. Katil misiniz siz? Siz, siz mi yaptınız? Ben değil. Ali! Ali mi? Yani... Ali ama öyle değil, öyle değil. Ben size başını anlatayım mı her şeyi? Hadi oğlum anlatsana. Bir saattir put gibi duruyorsun. Konuya giremiyorum bir türlü. Dur ben sana yardım edeyim. Senin bir arkadaşın var ve bu arkadaşının bir derdi var. Evet var. Peki... Bu arkadaşın hatayı kendi mi yaptı? Evet. Hatasını kabul ediyor mu? Sonuna kadar ediyor. Zaten
hatasız olduğunu iddia etmek kibre işarettir. Hata, aczimizi, kulluğumuzu hatırlamamız içindir. Kabul etmesi iyi. Ama itiraf ederse her şey bozulabilir. Bütün güzel şeyler mahvolabilir. O zaman ne yapacak? Kim ki senin aczini görmez, onu yüzüne vurursa ondan uzak dur. Kim ki seni bütün hatalarınla ve sevaplarınla severse ona gönlünü açar. Gönlünü açar da başında belalar gelebilir. Belanın da vardır bir sebebi Ali oğlum. Bak, erenlerden biri bir gün Allah'a yakarmış. Allah'ım neredeyse bir aydır başıma hiçbir bela gelmedi. Yani hayatım neredeyse her gün hatasız sürüp gidiyor. Yoksa beni unuttun mu? Şu yaşadığımız hayatta ne varsa her şeyin bir sebebi vardır. Evet. Benim de. Yani arkadaşımın da öyle. Her şeyin bir sebebi olduğunu anladı. Bu olanlar sayesinde bir kız sevdi. Çok sevdi. Ama kız bir türlü bunun masum olduğuna inanmıyor. Ne yapmış bu arkadaşın? Korkunç şeyler. Yani korkunç şeylerle suçlanıyor. Ne gibi korkunç şeyler? Cinayet, uyuşturucu. Hoca, hocam iyi misin? Gidireyim. Değilim. Hiç iyi değilim, hadi hiç. Hadi oğlum sen bittin. Sen bittin. Bu sefer bitirdim seni. Hocam ama ben yapmadım ki, arkadaşım yaptı ya. Peki senin bu arkadaşın bizim Zeynep'i de tanıyor mu? Ali! Zeynep'i mi? Ha? Ben arkadaşım. Ali! Lan. Ne biçim araba kullanıyorsun lan? Ha? Anlarım o zaman aklını lan ben. Abi kusura bakma ya. Siz böyle aniden çıkınca tabii muhite de yabancısınız herhalde. Ben de. Yabancıyız. Ama belki sen bizim aradığımızı bulmamıza yardımcı olabilirsin. Tabii ya. Siz büyük patronun adamısınız değil mi abi? Tabii abi bizim köyde böyle Grand Tuvalet abilere pek rastlanmaz. Ya sen büyük patronu nereden tanıyorsun? Abi tanımam mı? Geçen gün benim babamın bizim eve misafirliğe geldiler. Ha. Burada yatırımları varmış herhalde. Babam onlara yardımcı olacaktı ama pek olamadı herhalde. Allah Allah. Ulan bizim patrona ne kirli çıkıyor ha. Eli her yere uzanıyor. Abi ben bütün mevzuya hakimim ya. Tamam mı? Ben sizi istediğiniz yere götüreceğim. Gerçekten. Sen bin arabana abi. Ben sizi götüreceğim. İstediğiniz yere götüreceğim. Geç abi geç. Vallahi güven bana ya geç. Hadi baba. Dur! Dur! Ateşler seni! Yalancı! Dur! Yalancı ne demek? Sen dur diyorum sana cani! Dur! Dur orada dur! Orada dur! Dur orada! Dur orada! Dur! Tamam. Daha fazla kaçmayacağım hocam. Bana ister inanın, ister inanmayın ama yemin ediyorum ben masumum. Ama müezzin değilsin. Ya olmayı çok isterdim ama müezzin olan Cemal. Ben sadece, evet ben sadece bir yalancıyım. Evet bir korkam. Hocam biliyorum. Yani bana inanmanıza imkan ve ihtimal yok. Ama en azından bir dinlerseniz. Anladım. Ama çabuk. Tamam. Ben aslında şarkıcıyım. Ne? 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 Ya yani öğrenciyim aslında ama şarkıcı olmak istiyorum. Her şey konserin olacağı büyük gün oldu. İlk konserim. Tam çıktım sahneye şarkımı söyleyeceğim. Senden önüne bir geldim. Bir baktım karşımda babam. Benim saçlar uzun. Kulakta küpe. Saklasam da herkesten. Bana bir külüstürü sat, yenisini al diyorlar. Biz yeni modelleri de gördük. 3 ayda bir servise götür, yok yedek parça bekle, ölme eşeğim ölme. Çalıyor. Ne senin babanın adı? Hilmi. Yüzlü arıyor. Sana beni bir daha arama demedim mi? Alo, Hilmi Bey. Ben Dereköy Camii İmamı Hamdi. Oğlum olacak hayırsa da söyleyin.
Onun gibi bir oğlum yok artık be. Nasıl yapacağımı söylerseniz hocam, benim artık gücüm kalmadı çünkü. Buyur abi, buyurun. Babam burada. Baba, bak. Gel abi. Bir dakika, bir dakika. Abicim ne yapıyorsunuz siz ya? Siz de kimsiniz be? Eşkıya mısınız? Kim gönderdi sizi? He? Baba, benim seninle işim yok. Benim adamımı verin, ben gideyim. Ne adamı be? Cemal benim asker arkadaşım. Asker arkadaşım ve şey... hastanedeydi, kendisi hastaydı biraz. Ziyaretime gelmiş, iyi de oldu. Vay uyanık, vay. Tamam abi. Bir yanlış anlaşılma oldu. Ben senin adamını biliyorum. Sana getireceğim. Bana bir gün süre ver, bir gün. İyi. Bu kadar bekledik, biraz daha bekleriz. İyi gün. Abla. Ne var abi? O Ali var ya Ali. Ay biliyorum, biliyorum. Neyi biliyorsun? Her şeyi öğrendim. Ben de. O yanındaki var ya onun. Cemal. Ha Cemal mi? Ne karın ağrısıysa işte. O adam katil, kaçak, ya yalancının teki. Adama mafya arıyor be. Ama bütün foyalarını ortaya çıkartacağım onların. Adamlar evde. Yok, hayır. Ne hayırı? Hayır, hayır. Cemal katil değil. Kaçak olan Cemal değil. Ya saçmalama, kulaklarımı duydum. Hayır bak, gerçek müezzin Cemal. Ali bir kaza sonucu başına bir şey geliyor, buraya kaçıyor. Yani kaçak olan Ali. Ali! Ali mi? Şimdi komutan, benim bir arkadaşım var. Bu arkadaşımın da bir arkadaşı var. Onun da bir arkadaşı var. İşte o kimsenin çocuğu kaçak. Amma da arkadaş canlısın şimdi hocam. Yani buralara kadar gelip zahmet ettiğine göre. Görebiliriz. Suçu neymiş? Valla suç demeyelim de daha çok bir iftira. Ha, onu biz bilemeyiz hocam. Kanun bilir. Elbet canım, elbet. Elbette. Bu arkadaşın çocuğu çok iyi bir çocukmuş yani. Neresi suçlanıyormuş? Uyuşturucu cinayet. Hocam ne diyorsun? Çok ciddi bir suç bu. İşte ben de o yüzden sizden bir akıl almaya geldim komutan. Hocam bu arkadaşının, arkadaşının oğlunun kim olduğunu öğrenmeye ihtiyacımız var. Zeynep kızım, ben senin arkadaşının derdine çare buldum galiba. Gerçekten mi baba? Hemen jandarmaya teslim olmalı. Hapse atarlar o zaman hemen çocuğu ama. Ama kendini temize çıkartması için teslim olması şart. Baba nasıl olur, suçsuz yere hapis yatacak çocuk yıllarca? Başka türlü kendini temize çıkaramaz ki. Nasıl olacak peki? Kaderine razı olacak. Olmaz kaderine, olamaz kaderine razı mazı baba, yok öyle bir şey. Senin şu arkadaşın bu çocuğu çok mu seviyor? Çok seviyor baba. Böyle onu ilk gördüğü günden beri aklında... Tamam, tamam, uzatma. Sus. Ama baba,
Sen beni aptal mı sandın kızım? Ben her şeyi biliyorum. Her şeyi? Her şeyi. Ne yapacağız peki? Çocuğa yardım edeceğiz. Baba ne diyorsun ya? İnandın mı Ali'ye? Kızım, ben ona senin hayatını borçluyum. Aga Ali gel, aga abi yine gel de gel. Gel bakayım buraya Hafiye. Gel, gel Zehir Hafiye gel. Yoksa sen de mi çeteye dahilsin? Baba vallahi Ali abinin suçu. Baba Ali abiye kovmayacaksın değil mi? Hepsi kuru iftira. Bir de ne yapmış bizim acemi müezzin? Annem bilmiyor mu? Neyi bilmiyor? Hayret bir şey Hamdi Bey. İnsan 30 yıllık eşinden nasıl saklar böyle bir şeyi? Evde iki tane çocuğun var. Sen gidip bir caniye kucak açıyorsun. O cani dediğin Zeynep'in hayatını kurtardı. İyi o zaman. Bütün hayır yapan hırsızı, uğursuzu, katili affedelim olsun bitsin. Yahu Sabahat, çocuk iftiraya uğradım. Yardım edin diyor. Sırt mı çevireyim? Peki ne olacak şimdi? Ha? Ne olacak şimdi? Ömür billah böyle yaşayıp gidecek miyiz? Hem ya yalan söylüyorsa? Bence Ali dürüst bir çocuk. Ya tabii tabii bence de dürüst bir çocuk. Köye gelip ben müezzinim diyecek kadar, başkasının kimliğini kullanacak kadar, bütün köyü kandıracak kadar dürüst gerçekten. Hamdi Bey. Bir hal çaresi düşün. Düşünüyorum Sabahat, düşünüyorum. Ali! Zeynep! Ne? İhbar etmedin. Aradım ben jandarmayı. Meşguldü telefonlar. Bir daha arasaydın. Bir daha aradım o zaman da açmadılar. Polisi arasaydın keşke olsun. Polis bakmıyor ki bu tarafa. Hem baksana ne diyeceğim ben polise? Bizim köye bir müezzin geldi. Yalancıymış. Üstüne üstlük uyuşturucu taciriymiş. Yetmiyormuş ki bir de cinayet işlemiş mi diyeceğim. İnanırlar mı bana? Bütün dünya karşımda olsa, yanımda sadece sen olsan, hiçbir şey umurumda olmazdı. Sen böyle kandırıyorsun işte beni. Ağzına o kadar güzel laf yapıyor ki senin. Sanırsın gökten inmiş melek. Ali. Süren doluyor. Eğer sana masum olduğumu kanıtlarsan, o zaman beni sever misin? Sabah şerifleriniz hayırlı olsun Zeynep Hanım. Hayırdır Rafet? Bu neşenin sebebi ne? Şu Ali hakkında bazı şeyler öğrendim. Şu müezzin hakkında. Çok önemli, çok mühim şeyler. Hadi Rafet, hadi yoluna. Mesela, bütün köylüyü kandırdığını öğrendim. Aslında bir müezzin olmadığını, jandarmaların peşinde olduğunu, hatta bazı sakat adamların köyün etrafında dolaştığını öğrendim mesela. Rafet sus! Sus bir diyor ne olacak şimdi? Eskiden sana üzülüyordum ama şimdi haline acıyorum. Ya. Rafet güzellikle söyledim anlamadı. Bizim bu dünyada bir araya gelmemiz mümkün değil Rafet. Ali'yi rahat bırak. Zaten derdi başından aşkım. Ben bütün bu bildiklerimi köylüye anlatabilirim. Hatta jandarmayla da konuşabilirim. Bütün bunları yapmamam için bir tek neden söyle bana. Bir tane. Ne istiyorsun Rafet? Söyle, ne istiyorsun? Bu sırrı saklamam için tek bir şartım var. Söyle. Benimle evleneceksin. Bir saatin var. Kararını ver.
Hüsnüm seni değdir mermadi de kemer mi? Sen benim için çok değerlisin. Zeynep, niye ağlıyorsun kızım? Ne oldu? Anne, hazırlığına başla. Ne hazırlığı? Evleniyorum. Bana bak Zeynep. O çocuğun suçsuz olduğu ortaya çıkmadan, anası babası seni gelip istemeden, her şey normal hale girmeden seni ona vermem imkansız. Ağlama. Hiç ağlama, gözyaşlarımla kandıramazsın beni. Hem madem iftiraya uğradım diyor, ispatlayacak o zaman. Öğrenelim anası babası kimmiş, bir tanışalım. Anne! Ben, ben Rafet'le evleniyorum. Rafet'le. Rafet'le mi? Ali, hayırdır? Bir gelişme mi var? Tevhid Ağa bazen ne der biliyor musun Cemal? Aşkı bulan neyi kaybetmiş? Of! Zeynep. Ağlıyor musun sen? Ali, sen bana bir soru sormuştun ya. Masum olduğumu kanıtlarsam sever misin beni? Evet, sormuştum. Sevemem ben seni Ali. Sevemem. Boşuna umut etme. Ben düşündüm, bir karar verdim. Rafet'le evleneceğim. Hem sen yalancının tekisin. Aklın varsa git buradan Ali. Bir dakika daha durma. Arkana bakmadan git. Beni kovuyor musun? Kovuyorum ya. Git. Ali. Hayırdır? Önce ağzın kulaklarındaydın. Bilmiyorum. Ben gidiyorum Cemal. Nereye gidiyorsun? Kovulduğum yerde daha fazla duramam. Bilmiyorum. Kim kovdu seni, Zeynep mi? Boş ver, uzatmayalım ya. Zaten olacaktı ki bu işin. Neyse, her şey için sağ ol. Yolun açık olsun. Melek'e sana emanet. Ali! Tamam. Ali! Tamam, tamam. Zeynep! Zeynep, ne oldu? Yok bir şey Ayten abla. Yok bir şey. Rafet kararını verdi demek. Nasıl? Nasıl kararını verdi? Kalbini mi dinleyecek yoksa aklını mı? Kararını verdi. Aklını dinledi. Şeytana uydu. Boş ver Ayten abla. Boş ver. Olan oldu. Gider gitti zaten.
geldin çocuğum. Hoş geldin. Ama ben veda etmeye geldim. Bana yaptığın her şey için sana minnettarım. Ama artık gitmem gerek. Hiç öyle şey olur mu? Aman ya Ali, sen de öyle gitmekle olup bitseydi herkes yolcu olurdu. Olur mu çocuğum öyle şey? Ben zaten dertlerimi de yanımda götürüyorum. Bak şimdi. O zaman senin yükün ağır, yolun yokuş be çocuğum. Ya aman Ali. Ali bak, hiç olmadan mı şimdi? Yavrucuğum. Ama olur mu böyle, sen şimdi gidersen bu köy yine böyle uyuşuk bir köy olur kalır. Olmadı böyle. Gitme. Bizi böyle yaşlandır. Ben hiç böyle bir yerde kalıp çok sağlık istememiştim. Ama artık gitmem gerek. O zaman bahtın açık olsun bir çocuğa. Benim elbiselerim vardı, onları alabilir miyim ben? İşledim. Nasıl, anlamadım. Sizin bana verdiğiniz sırrı ben gittim Rafet'e söyledim. Yapmayın. O da bunu Zeynep'e koz olarak kullanmış. Eğer Rafet'le evlenmezse Ali'yi ihbar edeceğini, sonra da bütün köye haber vereceğini söylemiş. Demek bu yüzden. Ha? Ayten Hanım, siz iyi bir insansınız. Hem de güzel. Hem de benim gitmem lazım. Bana müsaade. Ali! İnsanın, yani insanın sureti ne kadar değişirse değişsin, kalbi hep aynı kalır. Bunu hiç unutma. Senin de çok güzel bir kalbin var. Bunu da hiç unutma. Tamam mı? Ali! Ali, Zeynep. Ne oldu? Zeynep, Rafet'te Ali. Ali. Cem abi, nefes al, öyle konuş. Nefesim tükeneydi de konuşmuyordum Ali. Ne konuşmuyordun? Ali, ben senin sırrını Aytin'e söyledim Ali. O da Rafet'e söylemiş. Keşke hepsi de bu kadar olsa. Nasılım var? Rafet, Zeynep'i seni jandarma ihbar etmekle tehdit etmiş. Zeynep de evlenme teklifini kabul etmiş. Gerçeği gizledim. Ama Zeynep'e karşı olan isterim gerçektir. Ve bunu ne sen ne de bir başkası değiştiremez. Senin Zeynep'e karşı olan isterini anlıyorum. Ama Ozan'ın dediği gibi sen elmayı seviyorsun diye elma da seni sevmek zorunda değil. Bırak şimdi bütün bunları. Gerçeği söyleyecek cesaretin var mı? Ha? Kimsin sen be? Kimsin? Gördünüz mü millet? Kaçıyor işte. Yalan
Bu herif yalancı. Hepinize yalan söyledi. Hepinize. Her türlü belanı tam bu adamda be. Ali! Hocam. Tevhid Ağa. Yusuf. Nuri amca. Dereköylüler. Evet sizi kandırdım. Size yalan söyledim. Olmadığım gibi davrandım. Ali abi ne olur söyleme Ali abi. Ali gözünü seveyim sus. Söyle Ali. Dem bu demdir Ali hadi. Ben buraya zorla geldim. Ve ilk geldiğim günlerde kaçmak için çok uğraştım. Ama sonra alıştım size. İşin tuhaf tarafı buraya bağlandım. Yalanıma inandım. Yaptığım yanlıştı biliyorum. Görüp de susmak, bilip de göz yummak, üstüne gidebilecek haldeyken kaçmak. Hep ben demek, hep ben. Ama ne tuhaf değil mi? Artık daha az ben diyorum. Artık daha az korkuyorum. Artık dünya yangın yeri olsa bile umurumda değil. Cemal bu köyün gerçek müezzini. Cemal. İlk tanıştığımızda bana söylediğini hatırlıyor musun? Allah'tan iyi tuzak kuran mı bulacağız? Görüşürüz. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Ben sana demedim mi Mahmut Efendi? Yapamayacaksan bana bırak diye. Bir meczubu bile ikna edemedin. Yok Mahmut Efendi, yok. Öküz öldü, ortaklık bozuldu. Bundan sonra ipleri ben elime alacağım. Bana bak, tüccar bozuntusu. Her horoz kendi çöplüğünde örter. Nasıl ha? Benim çöplüğüm. Bir çöplük dediğin şeyin kaç ortağı olur biliyor musun? Çöplükte de gücü yetenin borusu öter. Sen karta çıktın Mahmut Efendi. Kart horozu da takatten kesildiğinde pişirip yerler. Burada nefsiz nefes bile alamaz. Sen hala nefes aldığına dua et. Bu da çok sürmez. Ayak dilediğin zaman. Mahmut Bey, biz düşündük taşındık, vicdanımız el vermedi. Al paranı. Ne demek al paranı? Çocuk oyunumu satırız buna. Sen Tevhid Ağa'nın canına malına kastettin. Hamdi Hoca haklı. Zulma sessiz kalmak zalimliktir.
Susan be! Bitiririm seni! Bütün köyü bitirebilir misin? Eğer bir kez olsun insan olduğunu hatırlayıp tapuları geri verirsen mübarek Ramazan'ın hatırını affedeceğiz seni. Yoksa köylü jandarmaya haber vermek için bekliyor. Canım ne gerek var şimdi jandarmaya? Değil mi Mahmut Efendi? Mahmut Efendi! Annemi hiç düşünüyor musun baba? Annem, hiç aklına geliyor mu? Benim geliyor. Her gece. Her gece. Küçükken annem Ayten ablamla beni karşısına oturtur anlatırdı. Kalbinizi temiz tutun. Kalbinizi temiz tutarsanız temiz bir hayatınız olur derdi. Ama erken öldü. Sen yaşadın da ne oldu baba? Ali. Zeynep. Ali. Sana söz veriyorum, seni bir daha çaldırmayacağım. Sana bir daha hiç yalan söylemeyeceğim. Eğer sen de istersen seni bir daha asla yalnız bırakmayacağım. Zeynep, senden önceki hayatım bir serapmış, bir yalanmış. Bir şans daha verirsen seni hayatım sonuna kadar mutlu edeceğim. Bana bir şans daha verir misin? Evet. Belediyesi'nin bana verdiği yetkiye dayanarak karı koca ilerliyorum. Bir yastık da koca inşallah. Buraya.
hoş bulduk. İşte müezzinin acemisi de bulsa bulsa imam kızı bulur değil mi? Ay çocuklarım benim. Benim hiç çocuğum olmadı. Ama ben çok üzülürdüm de artık hiç üzülmüyorum. İki tane birden oldu Allah'a şükür. Ben de böyle düşündüm ne yapayım dedim. Ne düğün hediyesi vereyim çocuklarıma dedim. İşte bunu vereyim dedim. Bunu ben karına vereyim. Aa, bu sen bilirsin Neşeli'nin orada benim bir ev var ya. O artık sizin. Benim oradaki küçük ev, güzel ev değil mi orası? Dedim bunlar şimdi kirada ne yapsınlar? Aman boş ver. O artık sizin. Hadi inşallah orada mutlu mesut yaşarsınız. Aman siz birbirinize sarılın hadi. Hayırlı olsun. Ne oldu? Camiye mi geldik? Hadi kalkın, çalın. Oynayın.